Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de yayılım hızı düşmeye devam ediyor. Ülkede yeni görülen 21 vakanın 20'sinin Çin dışından seyahat edenler olduğu açıklandı. Pekin yönetimi virüsün ilk görüldüğü eyalet olan Hubei'de seyahat kısıtlamasını gevşetti. Çin'de bugüne kadar 81 bine yakın kişiye bulaşan virüs %85 oranında tedavi edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 100'e yaklaştı. ABD'de birçok eyalet yardım için orduya başvurdu. Virüs asayiş sorunlarını da arttırdı. Salgın nedeniyle kaosun başlamasından endişelenen Amerikalılar daha fazla silah satın almaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha hastalıkla mücadele için koronavirüs testinin önemine dikkat çekti. Ülkelere her şüpheli vaka için koronavirüs testi yapılması çağrısında bulundu. G7 liderleri de telekonferans yöntemiyle koronavirüse karşı atılacak adımları görüştü. Toplantıda en çok ihtiyaç duyulan yerlerde tıbbi malzemenin artırılması için çalışılacağı vurgulandı. Ülkeler virüse karşı sert tedbirleri hayata geçirmeyi de sürdürüyor. Rusya, Kanada, Libya, Macaristan ve Gürcistan'da yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Venezuela'da ülke genelinde karantina uygulaması başlatıldı. Afrika'da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. İsrail ise Filistin'e yönelik zulmüne salgın koşullarında bile ara vermedi. Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinli gözaltına alındı.